arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. 1.5 dizel 4x2 Dacia Duster ile birlikteyiz. Gelin sürüş özelliklerini hep beraber inceleyelim. Öncelikle dış görünümle başlamak istiyoruz. Dış görünüşe bakacak olursak araç gerçekten hoş bir SUV görünümüne sahip. Yerden yüksek yapısıyla övgüyü hak edebilecek bir tasarıma sahip olduğunu düşünüyorum. Dacia'nın elinin en güçlü olduğu aracın da bu olduğunu düşünüyorum ki satış oranlarına baktığımız zaman bu düşünceyi destekleyen nitelikte olduğunu görüyoruz. Evet, yüksek kaslı yapı, çamurlukların yüksekliği ve aracın yerden yüksek olmasıyla beraber gerçekten bir SUV standartlarında bir dış görünüme sahip olduğunu düşünüyorum. Bunun belirli avantajları var, dezavantajları var. Herkes ilk önce aracın yol tutuşunun hakkında eksi negatif düşüncelere sahip olacağını tahmin ediyorum. Çünkü araç gerçekten yerden çok yüksek. Bunun avantajları gerçekten yüksek olması, istediğiniz her yere çıkabiliyor. Kötü yollara dahi hiç sıkıntı yaşatmadan ilerleyebiliyor. Bir miktar yol tutuş konusunda tereddütler olacağını düşünüyorum. Ancak yol tutuş konusunda da araçta bulunan lastiklerin etkisiyle beraber büyük bir negatif etki olduğunu söylemek yanlış olur. Belirli yüksek hızlara çıkmadıktan sonra araç asla kendini kaybedip sağdan soldan kaymalara izin vermiyor. Şu an kullandığımız araç 3 yıldır bizde. Yaklaşık 100 bin kilometre yaptık bu araçla. Dizel olmasına ötürü 100 bin kilometre gayet normal olduğunu düşünüyorum. Ve de 3 yıl boyunca bizi hiç üzmedi. Aksine bu aracı iyi ki almışız dedeten durumlarımız oldu. Hani şöyle bir durum var zaten, Dacia Duster, Dacia markasının özellikle kullanan arkadaşlarım %90'ı memnun, kullanmayan arkadaşlarım ise %90'ı memnun değil. Gerçekten bir kullanıcı yorumuna ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Uzun dönem kullanıcı testine kulak vermenin çok önemli olduğunu düşünmekteyim. Sonuçta aracı kullanmadan yorum yapmak gerçekten çok kolay. Ahkam kesmek çok basit ama gerçekten fiyat performans açısından düşünüldüğünde bu araç gerçekten insanların isteklerine cevap verebilecek özellikle. Şahsen ben de aracı almadan önce ön yargılara sahiptim. Eniştemin aracını bir hafta kadar ben kullandım. Onun da Dacia Duster vardı. Böylece bir Dacia Duster almaya karar verdim. İçerisinde bilindiği gibi sert, ucuz plastik malzemeler kullanılmış. Zaten iç mekan diğer Dacia modellerine benzer, basit ve sade. Zaten aracın temel yapı ve isteği neydi? Ekonomik bir araç. Fiyat performans aracı. Tam bir fiyat performans aracı olduğunu söyleyebilirim. Şu an sıfır fiyatlarına dahi gelecek olursak, zannediyorum 55 bin liraya dizel, bu genişlikte bir araç alabiliyorsunuz ki yeni makyajlı versiyonunda birçok eksiği giderilmiş. İç mekanda en çok eleştiri alan tarafı aracın neydi? Cam açma kumandalarının orta konsolda bulunmasıydı. Renault Broadway'de olduğu gibi. Evet, Renault 9 Broadway'de dahi aynı şekilde cam açma kumandaları orta konsoldaydı. Orta konsolda bulunması belli bir dezavantaj sağladı. Ancak makyajlı versiyonunda bunun da önüne geçildiğini görüyoruz. Ayrıca iç mekanda değinmek istediğimiz şeyler kapı plastikleri ve diğer her tarafta kullanılan sert plastik etkisiyle aracı uzun süredir kullandığımızdan dolayı belirli miktarda trim seslerinin geldiğini söylemek zorundayım. Ancak bu trim seslerinin nerede geldiğini, nereden geldiğini takip ederseniz kolaylıkla halledebiliyorsunuz. Özellikle arka stop lambasından yüksek ses geliyordu. Bunu da çok basit bir ahşap malzeme stoperiyle durdurduk.
Gelelim motoruna ve sürüş özelliklerine. Aracın motoru gayet aracı rahat taşıyor. Hatta araç çok, sürüveni diyor. Çok rahat aracı ilerletmesine engellebiliyor. Gerçekten otopark.com'da Sinan abinin dediği gibi araç, otopark.com'a selamlar bu arada. Araç gerçekten kendini beni sür deme özelliğine sahip. Çünkü araca bindiğinizde daha kendinize free, relax hissediyorsunuz ve ilerlemek istiyorsunuz sürekli. Yani acaba şu yolda şu olur mu, kötü yolda beni rahatsız eder mi gibi düşünceye asla kapılmıyorsunuz. Araba gerçekten size ilerlemenin rahatlığını sunuyor. Yani her yolda kullanabileceğinize bir güven verdiğini hissettiriyor. Dağ taşa dahi vurabilirsiniz. Gerçekten dağ taşa vur beni diyor araç yani. Bu bir avantaj olarak görüyorum. Diğer araçlar için bunu söylemek mümkün değil mi yani ki? 6 aylık vergisi dahi diğer kendi sınıfındaki araçların yarısından düşük. Çünkü 1.5 motoru, yani bu hacimdeki motoru kimse kullanmıyor zaten. 1.5 hacminde aracı çok rahat taşıyor ve yakıt tüketimine gelecek olursak istediğiniz kadar ağır koşullarda kullanın aracı. 6 litreye asla geçmiyor. Ki uzun yolda çok daha düşük tüketim değerlerine de ulaşmanız mümkün. Aracın vites geçişlerine dikkat edecek olursak, vites geçişleri tipik bilinen Renault vitesi. Renault motorlarının elde ettiği viteslerin hafif kemikli ve gayet kolay yolunu bulduğunu söyleyebilirim. Bu yönde bir sıkıntı yaşatmadığını söyleyebilirim. Aracın bence en Dacia Duster olarak aracın elinin en zayıf olduğu nokta dizel ve otomatik versiyonu asla sunmuyor olması. Hatta benzin versiyonu da otomatik versiyonunun olmaması. Eğer ki aracın dizel ve otomatik versiyonu olursa satış patlamaları yakalayacağını inanıyorum. Çünkü Türk insanının en çok aradığı ve istediği özelliklerden bir tanesi olan dizel otomatik ne yazık ki Dacia Duster olarak da sunulmuyor. Bunun sebebinin şu olduğunu düşünüyorum. Eğer dizel otomatik araç üretirlerse diğer Renault grubunun araçlarının satışlarının baltalanacağını düşündüklerini zannediyorum. Ama mutlaka yakın dönemde bunun hakkında da bir çalışma olduğunu tahmin ediyorum. Aracı biz her türlü kötü yol koşulunda, iyi yolda, her türlü yol koşulunda test ettik. Yaklaşık 100 bin kilometredir kullanıyoruz. 100 bin kilometre dediğim gibi bizi asla üzmedi ve kötü yolların verdiği negatif etkiyi yaşamadık. Sadece dediğimiz gibi yalıtım konusunda bazı tereddütler oldu ki yeni versiyonda, makyajlı versiyonda aracın yalıtımının çok daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Bu kasanın birçok eksiği makyajlı kasada giderilmiş durumda. Evet arkadaşlar, diz ve baş mesafesinin yeterli olduğunu düşünmekteyim bu araçta. Ki araç benim aracım olduğu için ön koltuğunun yerini kendime göre ayarladım. Benim boyum 186 cm. 186 cm bir insanın önünde oturduğunu düşünürsek bu diz mesafesinin çok rahat olduğunu düşünmekteyim.